Yıllar boyu ateşli bir komünist, gözü dönmüş bir din düşmanı ve fanatik bir darvinist olarak İtalyan siyasetinde kendine yer edinmeye çalışmış ama bu yolla hedefine varamayacağını anladığında çark edip şekil değiştirerek faşist bir diktatöre dönüşen Duce Benito Mussolini 1940'da mihfer devletler bloğunda İtalya'yı 2. Dünya Savaşı'na sokup Kuzey Afrika ve Balkanlarda müttefiklere yenilip gücünü kaybetmesinin ardından Komünistlerin önderliğinde direnişçiler ülkede etkin olduklarında Kral Victor 3. Emanuel tarafından görevden alınmış ve tutuklanarak Gran Sasso Dağındaki otele gönderilmişti. Hitler, Mussolini'den sonra İtalya'nın teslim olacağını, Mussolini'nin müttefiklere teslim edileceğini ve Almanya'nın güney cephesinde müttefiklere karşı zayıflayacağını düşünerek Duce'nin bir operasyonla Gran Sasso Dağı'ndan kaçırılmasını ve tekrar müttefiki olarak İtalya'da başa geçmesini istemişti. Mussolini'nin tutuklanmasının ertesi günü Otto Skorzeny ve Alman ordusunun seçkin birliklerine mensup 5 subayı Hitler'in Doğu Prusya'daki Kurt İnek karargahına çağırılmışlardı. Hitler onları neden çağırdığını doğrudan söylememiş, onlara sırayla iki soru sormuştu. İtalya'yı iyi biliyor musunuz? İtalya hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sorulardan ilkine yalnızca Otto Skorzeny evet cevabını vermişti. 9 yıl önce balayını İtalya'da geçirmişti ve ülkeyi kısmen biliyordu. İkinci soruya ise 5 subay birden politik olarak doğru cevaplar vermişler. İtalya'nın müttefikleri ve stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu söylemişlerdi. Otto Skorzeny ise bu soruda kumar oynamaya karar vermiş. Ben Avusturyalıyım, führerim. Kendisi de aslen Avusturyalı olan Hitler'in Avusturya ve İtalya arasında Birinci Dünya Savaşı sonrasında iyice artmış olan düşmanlığı anlayacağını düşünmüştü. Skorzeni'nin blöfü tutmuş, Hitler diğer subayları göndermiş, bu çok stratejik görevde kendisine güvendiğini ve Mussolini'yi müttefiklere teslim edilmeden önce kaçırabileceğine inandığını söylemişti. 7 hafta boyunca Skorzeni Mussolini'nin izini sürmüş. Bu müddet boyunca şüpheci İtalyanlar Mussolini'yi 3 kere farklı yerlere taşımışlardı. Her üç seferde de Almanlar Mussolini'nin yerini tespit etmiş, ancak tam harekete geçecekken onu ellerinden kaçırmışlardı. Mussolini önce Napoli açıklarındaki Ponza Adası'na, oradan da Sardunya açıklarındaki La Maddalena Adası'na gönderilmiş. Scorzeni bir bombardıman uçağı ile hava fotoğrafları çekmek üzere bölgeye gitmiş ancak uçak müttefik avcı uçakları tarafından vurulmuş. Scorzeni ve uçak mürettebatı bir İtalyan Dest destroyeri tarafından kurtarılmışlardı. Mussolini'nin son ikametgahı Roma'daki İt Alman büyükelçiliğindeki polis ateşesi Herbert Kapler tarafından bulunmuştu. Kapler İtalyan polis telsizindeki önemsiz gözüken bir mesajı dinlemişti. Mesajda İtalyan Apenin dağlarının en yüksek noktası olan Gran Sasso çevresinde alınacak güvenlik önlemlerinden bahsediyordu. Böylelikle Mussolini'nin buraya getirildiğini anlaşılmış, diğer istihbarat raporlarından da Mussolini'nin sadece teleferikle ulaşılabilen bu yere getirildiği doğrulanmıştı. İtalya müttefikler tarafından işgal edilmeye başlanmış, İtalya teslim olmuştu. O nedenle Almanlar acele etmelilerdi. Skorzeni hemen bölgeyi uçmuş, havadan kendi fotoğraf makinesiyle keşif fotoğrafları çekmiş ve bu fotoğraflarla üsse döndükten sonra hemen bir plan yapmıştı. Plan basitti ama hiç de kolay değildi. Her biri bir pilot ve 9 paraşütçü taşıyan 12 adet DFS-230 Taurus planörü Gran Sasso temalarında 9500 feet yükseklikte dakika başına bir planör olmak üzere bağlı oldukları uçaklardan salınacaklar, havadaki beklenmeyen rüzgarlar ile mücadele edilecek ve planörler Mussolini'nin tutulduğu dağ otelinin hemen yanındaki küçük ve kayalıklı araziye inmeye çalışacaklardı. Planörler yere indiği anda paraşütçüler otel'e saldıracaklar ve Mussolini'ye başındaki nöbetçiler onu vurmaya fırsat bulamadan ele geçirecekler, sonra oteldeki İtalyanları etkisiz hale getirerek çevre güvenliğini sağlayacaklardı. İkinci grupta Dağ otelini dış, dış dünyaya bağlayan teleferiğin aşağıdaki ucunu ele geçirecekti. Mussolini derhal Stork model hafif iki kişilik bir uçak ile bölgeden uzaklaştırılacaktı. Saldırı kuvvetleri toplam 108 kişiden oluşuyordu. 9 planöre dağılmış 81 paraşütçü, 3 planöre dağılmış Skorzeny 25 komandosu ve Skorzeny'nin yanında getirdiği misafiri. Bu misafir İtalyan askeri polis şeflerinden General Fernando Soletti idi. Skorzeny'nin adamları tarafından kaçırılmış ve gelmeye zorlanmıştı. Skorzeny'nin amacı dağ evindeki İtalyanları şaşırtmaktı. Scorzenin'in planörü yere indiği anda Skorzeni General Soletti'yi önüne katarak dağ evine doğru koşmaya başladı. Sonra birden ikinci katta camda duran Mussolini'yi gördü. Artık nereye gideceğini biliyordu. Mussolini'ye içeri girmesi için bağırdı. Sonra otele daldı. İtalyanlar neye uğradıklarını şaşırmışlardı. General Soletti onlara ateş etmemeleri için bağırdı. Bir dakikadan kısa bir süre sonra Skorzeni Mussolini'nin odasına daldı. İki nöbetçiyi etkisiz hale getirdi. Bu sırada iki adamı da duvardan tırmanarak camdan içeri girdiler. Mussolini'nin karşısına geçen Scorzeni onu selamladı ve şöyle dedi. Duce sizi kurtarmam için beni Führer yolladı. Oteldeki ve teleferik istasyonundaki İtalyanların etkisiz hale getirilmeleri sadece birkaç dakika sürmüştü. Mussolini'yi oradan götürecek olan iki kişilik küçük uçağa iri yarı biri olan Skorzeni de binmek istemişti. Uçak iki kişilik olduğu için pilot itiraz etmiş ancak Skorzeni Mussolini'nin koltuğunun arkasındaki küçük boşluğa yerleşmişti. Skorzeni neden bu konuda ısrar ettiğini sonradan uçak oldukça riskli bir kalkış yapacaktı. Bu kadar başarılı bir operasyonun ardından Führer'e Mussolini'yi kurtardığımızı ancak onu getirecek uçağın Gran Sasso'da kayalıklara çakıldığını rapor edemezdim. Hayır, böyle bir rapor vereceğime ben de o uçakta ölmeyi tercih ederdim demişti. Pilot Gerlach'ın kalkış konusunda kaygıları vardı. Hem çok kayalık bir pistten kalkacaklardı hem de pistin sonunda derin bir uçurum vardı. Pilot Paraşütçülere uçağı tutmalarını ve kendisi motoru en, en son hıza getirene kadar bırakmamalarını tembihlemişti. Motor son hıza gelince uçak taşlı pistte hoplaya zıplaya hızlanmış ve uçurumun kenarından zor da olsa kalkmıştı. Başarı tamamen yüzbaşı Gerlak'ın çelik gibi sinirlerinin eseriydi. Yolculara bu kalkış sıra esnasında motorun arızalandığını ve şans eseri havada kaldıklarını da söylememişti. Roma'daki Alman hava üssüne inmişler. Oradan da bir Alman bombardıman uçağıyla Viyana'ya gitmişler. Mussolini oradan Kurtin'ine Hitler ile buluşmaya gitmişti. Bu operasyonun ardından bu operasyona katılanlar ödüllendirilmişlerdi. Skorzeni binbaşılığa başılığa terfi ettirilmiş ve şövalye haçı ile ödüllendirilmişti. Kaçırılmasının ardından Duce Cumhur Cumhuriyetçi Faşist Parti ile İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'ni kurmuş ve kendine bağlı birliklerle mücadeleyi sürdürmüştü. Savaşın son günlerinde 25 Nisan 1945'te bir Alman delegesini bekleyen Mussolini kimsenin gelmemesiyle şaşkına dönmüş, "Aldatıldık. Yine Almanlar tarafından aldatıldık." demiş. 27 Nisan sabahı hazırlı bir araba ve 25 kamyon ile beraber yola koyulmuştu. Amacı İspanya'ya kaçmak için bir uçağa binmek üzere İsviçre'ye gitmekti. Yolda ilerlerken partizanlarla Musso adı verilen yerde çatışmaya girmiş, Mussolini zırhlı arabayla kaçmayı başarmıştı. Kaçmayı başaran Mussolini ve beraberindekiler komünist partizanlar tarafından Como Gölü yakınlarında durdurulmuş. Araba aranırken battaniyeye sarılmış bir erkek bulmuşlardı. Arabanın içindekilerin zavallı bir sarhoş diye geçiştirmeye çalıştıkları kişiyi battaniyeyi kaldıran partizan tanımıştı. O kişi Mussolini'den başkası değildi. Yakalanan Mussolini ve metresi Clara Petacci, Mezegra'daki De Maria ailesinin evine götürülmüş ve 28 Nisan 1945'te albay rütbeli komünist partizan Colonello Valerio tarafından toplam 5 kurşun ile vurularak öldürülmüştü.